Sevgiyle selamlıyorum. Küçük bir grup, yağışlı bir gün. İnşallah yağış memleket için, Ankara için hayırlara, bereketlere vesile olur. Bugün içimizde çoğunluğu yine bizim tarım camiasından arkadaşlarımız var. Dolayısıyla onun büyük bir kısmı en azından konuşacağımız konuyla ilgili terminolojiye ya da verilere hakim. Ama bunun dışında da çok değerli arkadaşlarımız burada. Bu bir dost sohbeti. Olabildiğince gündemdeki bu konuyu değerlendirmeye çalışıyoruz. Tarım gıda çok geniş bir alan. Sonrasında bu konuyla ilgili olsun olmasın soru alabiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Ama bu gün yapmaya çalıştığımız şey aslında kadim bir kültür olan tarımın gerçekte bir yeni çağa geçtiğini, bir değişim yaşayıp yaşamadığını anlamaya çalışmak. Şimdi bu işin genel akışı bu olmakla birlikte sunumum. Ben olabildiğince yazılı metinden bağımsız olarak ve biraz daha geriden de alarak konuyu değerlendirmeye çalışacağım. İlk çiftçi kimdir diye soruyordu bir hocamız, bir kısmımız bilir. Mehmet Said Şen. Hocamıza göre Hazreti Adem. Dolayısıyla ekip biçme kültürü oradan başlıyor diye alıyor. Şimdi işin özü bugün sahip olduğumuz medeniyetin bu noktaya gelmesinin temel sahiki aslında tarım. Bu biraz bir tarımcının iddialı bir cümlesi gibi görünebilir. Bunu tarımcı olduğum için söylemiyorum. Hakikat bu olduğu için söylüyorum. Burada ekranda 4 tarım devrimi görünüyor. Bu sınıflandırma tarım deontolojisi diye bir ders okutulur üniversitelerde. Orada kısmen geçer ama sınıflandırmanın bu şekilde 4'e bölünmesi bana ait. 3 tarım devrimi var. 4.'sünü de başlangıcında olduğumuzu düşünüyoruz. Şöyle alalım. Evren 15 milyar yıllık. Bugünkü bilimsel kabiliyetimiz bize bunu söylüyor. Dünya 4,5 milyar yaşında. 4,5 milyar yılın yaklaşık 3 milyar yılında herhangi bir canlı yok. Tuz, gaz, sıvı gibi bir şeyler. Son 1,5 milyar yılında canlılar oluşmaya başlıyor. Şimdi burada İnanan insanlar için hikayeyi bu şekilde ele almak bir ontolojik tartışma açıyor. Evrim mi, yaratılış mı? Biz Müslümanlar şuna inanıyoruz. Allah yarattı, yaratmaya devam ediyor. Allah'ın yaratmasına sınır koyacak hiçbir kudret, kuvvet yoktur. Evrim fikrinin çürüttüğü inanç dünyası Hristiyan inanç dünyası. Onlara göre veya Yahudilere göre Allah 6 günde bütün varlığı yarattı, 7. günde köşesine çekildi. O yüzden haftaları 7 gün. Sonra tekrar bir daha başlıyoruz. Dolayısıyla her ne nizam kurduysa o sabittir. Dünyanın, evrenin merkezi dünyadır. Yüce yaratıcı kendisi de bu dünyayı ziyaret etmiş, bulunmuştur. Dolayısıyla mevcuda dair her türlü eleştiri, yeni bir şeyin yaratılmış olması o yaratıcının sıfatlarıyla çelişir. Ama biz buna inanmıyoruz zaten. Allah yarattı, yaratmaya devam ediyor. Ve Allah'ın yaratmasının da bir mekaniği vardır. Dolayısıyla bir defada yaratmak zorunda değildir. Tedricen yaratır, birinden daha iyi birini yaratır, Adem'in kemiğinden Havva'yı yaratır. O sebeple öncelikle şunu parantez içinde söyleyeyim. Evrim inancı temelde İslam itikadını ortadan kaldırmaz, Hristiyan itikadını ortadan kaldırır. Bu sebeple yaratılışın tedrici olması bizim açımızdan kabul edilebilir, inancımızı zedeleyen bir durum değildir. Hikayemize tekrar dönelim. Yeryüzünde bakteriler oluşuyor, bir şeyler oluşuyor, sonra yüksek canlılar, yani gözle gördüğümüz bitkiler, hayvanlar oluşmaya başlıyor. Bunun hikayesi de 500 milyon yıl önceye dair. Henüz insan yok. Henüz insan yok. Bu 500 milyon yılın içerisinde
4 kez buzul çağı yaşanıyor. Yani hava çok ısınıyor, sonra aşırı bir soğuma oluyor, kıtalar ayrılıyor. Bazı canlı türleri yok oluyor, bazı yerler yaşanmaz hale geliyor. Kabaca bu 40 milyon yılda bir oluyor. İşte Amerika'nın Afrika'dan ayrılması, Asya'nın çölleşmesi, Sahra Denizi'nin Sahra çölü olması bunlardan biri. Ve bazı canlılar yok oluyor. Dinozorlar, mamutlar falan filan. Dördüncü buzul çağına geldiğimizde de bugünkü insan henüz yok. Şimdi tarımdan başka bambaşka bir tartışmaya gitmiş oluyoruz buradan. Kelam alimlerine göre melekler geleceği bilemez. Ama Hazreti Allah Adem'i yaratmaya karar verdiğinde etrafında bulunanlar diyorlar ki ey Rabbimiz sen yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak birini niye yaratıyorsun? Kelamcılar da diyor ki bu nereden bilir? Dolayısıyla bazı insanlara göre bizim yerkürede bulunuşumuz bu dördüncü veya beşinci bulunuşumuz. Daha önce de bulunmuş olabiliriz. Ama daha öncekilere dair bilgimiz yok. Şimdi geldik son 500 milyon yıldaki son 50. milyon yılda buzul çağında bugün gördüğümüz dünya oluştu. Bu kıtalar o zaman oluştu. Bu dağlar, tektonik hareketlerle vesaire. Henüz insan yoktu. İnsan son 140 bininci yılda var. Ve bu 140 bin yılın, pardon 150 bin yıldır var, 140 bin yılında insan oldu, ekip biçmiyor. Nerede gıda varsa orada bulunuyor, orada yerleşiyor, orada biterse bir başka yere gidiyor. Toplayıcı ve avcı. İnsan sayısı az. Tahminen hiçbir zaman 1 milyonu geçmemiş. Fakat bundan yaklaşık 12 bin yıl önce, milattan 9500 yılında bizim bulunduğumuz bu coğrafyada, Mezopotamya'dan Nil'e kadar giden, işte Harran, Amik Ovası, Nil Deltası bu coğrafyada insanlar gidip dağda toplamaktansa ekmenin daha mantıklı olduğunu öğreniyor. Hayvanı avlamaktansa hayvanı bir yere kapatıp orada yetiştirmenin daha sürdürülebilir olduğunu öğreniyor. İşte tarım devrimi bu. Ve bu olunca mülkiyet olgusu gelişiyor. Herkes, her şey herkesinken iken çevirdiğiniz yer sizin olmaya başlıyor. Kendi yetiştirdiğiniz hayvan sizin olmaya başlıyor. Dolayısıyla arpa, mercimek, buğday, daha sonra koyun, keçi, köpek evcilleştiriliyor. Biz buna birinci tarım devrimi diyoruz. Domestification. Yani evcilleştirme. Ve bu yaklaşık olarak 10 bin yıl sürüyor. Yani kolay bir şey değil. Bir koyunu çiftleştirip ondan tekrar döl alıp onu bir daha çiftleştirip bu hale getirmek. Ve bu süre içerisinde bizim bildiğimiz birçok ölçü birimi, hukuk normu, birlikte yaşama, şehir, medeniyet, yazı, kültür hep o vesileyle oluşuyor. Çünkü göç ederseniz o zaman şehir kuramazsınız ki. Topluyorsanız bir şey satmanıza gerek yok ki. Para, hukuk, medeniyet tüm onun üzerine kuruldu. O yüzden dirhem demek aslında bir arpanın ağırlığı gibi. Bunun gibi bir sürü ölçü oradan oluşuyor. Ve bir süre sonra bu işlerin artanı ticarete konu edilmeye başlıyor. Biz buna da commercialization yani ticaret devri. Kimin elinde fazla varsa onu satıyor, öbürünü alıyor. Bu da dünyada ticareti, toplumların birbiriyle tanışmasını mümkün kılıyor. Ve medeniyetimizi büyütüyor. Sonra, tabii bu ticaret özellikle milattan sonra 6. yüzyıldan 18. yüzyıla kadarki olan bir sürede. Dünya nüfusu hızla artıyor ve ilk kez 1 milyarı geçiyor. 15. yüzyıla geldiğinizde dünya nüfusu 1,5 milyar oluyor. Sonra bir takım hastalıklar, savaşlar azalıyor. Sanayi devrimiyle birlikte de intensification dediğimiz yoğunlar, endüstriyel tarım. Bugün yaptığımız iş oluyor. Bunları biraz daha açacağım. Çünkü eğer konumuz gerçekte biz yeni bir çağa giriyorsak tarım yapma kültüründe, o zaman öncesinde ne yaptığımızı biliyor olmamız lazım. Ve bu çağlar arası da ne değişti de biz ona bir çağ diyoruz? Onu tanımlamamız lazım ki diyoruz ya İstanbul'un fethiyle bir çağ kapatıp bir çağ açtık. Çünkü o bir kritik eşik. O zaman tanımlamamız lazım. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada da her şeyin sayısallaştığı, dijitalleştiği,
Yani insan idrakinin ötesinde bir şeyler marifetiyle yönetildiği bir döneme giriyoruz. Peki tarım da böyle bir çağa giriyor. Bugünkü sohbetimizin konu özünde bu. İşte birinci tarım devrimi bu. O yeşil alan, yeşil alan ekme biçme kültürünün başladığı yer. Ama burada başladığında milattan önce 9500, bundan 3000 sene sonra Çin'de, Çin'den de birkaç bin sene sonra milattan önce 5. bin yılda da Hindistan'da buluyor. Arada da 3000 yıl ve 5000 yıl var. Ve büyük bir zenginlik oluşuyor. Ama o zaman ekip biçmenin altında yatan mantık insan, her şeyi insanla yapıyor. Daha hayvanlar iş gücü de olarak da kullanılamıyor. Ne kadar çok insanınız varsa o kadar çok üretebiliyorsunuz. O sebeple o günkü devletlerin gücü de kaç kişi olduklarıyla ilişkili. Dolayısıyla biz bu döneme manpower, insan gücünün hakim olduğu devlet diyoruz. Ve dünya tarihinde okuduğunuzda da bir devlet şu kadar güçlüydü derken şöyle tarif ediyor, bu kadar adamdı. Makine yok, hayvan yok, para yok, teknoloji yok. Kaç adamsanız o kadar güçlüsünüz. Arazi de çok olduğu için kimsenin bir diğer arazisine tasarruf etmesi de gerekmiyor. İkincisi ise ticaret devrimi. İşte konuştuğumuz bu İpek yolu ve baharat yolu bu dönemde oluşmuş ticaret yolları. Henüz batı yok. Dünya, bilindik dünya Asya'dan ve Asya'nın temas ettiği Afrika ve birazcık da Avrupa'dan var. Birinci yol Çin'den çıkıp Jiyan, ondan sonra Semerkant, Buhara, Taşkent, Tebriz, Mardin, Darende, oradan İstanbul'a giden yol. Ve bu yolların üzerindeki şehirler hep iyiydi, hep zengindi, hep medeniyet kaynağıydı. İkinci yol ise Hindistan'dan çıkan yol, şu yeşil olan. Tabii İpek yolunu görüyorsunuz, ikiye ayrılıyor. Biri Karadeniz'in kuzeyinden ya da Hazar'ın kuzeyinden, biri de Hazar'ın güneyinden gelen. O da Kalküta'dan çıkıp, gelip biri Suudi Arabistan Yarımadası'nın doğusunda, biri de batısında olmak üzere, neticede doğuyu batıya bağlayan iki ticaret yolu. Bu yolun üzerindeki tüm şehirler de medeniydi. Yemen'in Aden'i, Bombay, Kahire, İskenderiye. Çünkü ticaret zenginlik yaratıyor. Peki tarım için bu neyi ifade ediyordu? Buradaki koyun buradan Çin'e böyle gitti. Oradan da şeftali, portakal geldi. Çünkü insanlar beslenmek için yanına getirdiklerinde bu defa tohumlarını da getiriyorlardı. Dünyada sadece para gidip gelmedi, bitkiler de gitti geldi ve büyük bir biyolojik servet değişimi oldu. Çünkü siz insan yaratıcı değil haşa. Allah da adil davranıyor, her coğrafyaya bazı bitkiler veriyor. Mesela pamuk Afrika'da bir ağaç aslında. Ticaretle geldiğinde siz burada ekiyorsunuz, orada tek yıllık bitki oluyor çünkü burada kış var. İşte bu ticaret yolları serveti arttırdığı gibi bitkilerin ve hayvanların bir yerden bir yere göçüne de vesile kılıp devasa bir lojistik ağ kurdu. Mesela deve Arabistan'dan ta Moğolistan'a gelir. Çin'de. Kazakistan'da. Bu dönemin belirleyici unsuru ise bir süre sonra adamınız çok, bu defa adamlar artınca arazi yetmiyor. Kim kimin arazisine bulursa çöküyor. Krallıklar birbirinin arazisini almaya başlıyor. O zaman da devletler büyüklüğü nasıl tasnif ediyor? Diyor ki 3 günlük yol kadar sınırı vardı. Arazi büyüklüğü. Burada Land Power dönemi diyoruz. Sonra İngilizler içten patlarlı motorları, buharlı motorları keşfediyorlar ve artık hayvana, insana bağlı olmaksızın bu gördüğünüz devasa traktörle birkaç köyün işleyeceği arazi bir köy, bir adam işlemeye başlıyor. Makinaların gücü. Özellikle Avrupalıların Amerika gibi zengin bir kıtayı keşfinden sonra inanılmaz bir verim artışı. Traktör bir sembol ama gübreler, ilaçlar, bir takım diğer hasat, harman makineleri vesaire bulununca dehşet bir üretim artışı oluyor. İçinde bulunduğumuz çağ bu. Son 200 yıldır tarım yaptığımız tüm kültür bu. Burada iki şey değişiyor. Bir, insan sayısının önemi yok. Makineniz varsa, büyük büyük makineleriniz varsa istediğiniz kadar ekebilirsiniz. İkinci değişen şey ise artık ihtiyaçtan üretmiyorsunuz. Birine satmak için üretiyorsunuz. Ya da bir sanayinin, bir endüstrinin ihtiyacı üretiyorsunuz. Eskiden hepsi gıdaydı. Ama şimdi tekstil sektörü için. Atıyorum
mısır üretiyorsunuz, maksat yemek değil, gıda değil, yem değil. Dizel, yakıt yapmak için. Sanayinin ihtiyacı. İşte bu çağda biz üretimi 30 kat arttırdık yerkürede. Nüfus da sadece son 100 yılda 6 kat arttı. Savaşlarla düşmüştü, 18. yüzyılın sonunda dünya nüfusu neredeyse 1 milyarın altına düştü. 1880'lerdeki dünya nüfusu 800 milyon diye hesap ediliyor. Mesela Osmanlı'da yapılan son nüfus sayımı 1913'tür, nüfus 20 milyondur. Ve bunun 11 milyonu Müslüm, 9 milyonu gayrimüslim. Şimdi Osmanlı bakiyesinden kalan küçücük toprakta 84 milyon, 85 milyon insan yaşıyor. Dünya nüfusu bu kadar nasıl arttı? İki sebeple. Bir, insanları öldüren hastalıkları tedavi edebilecek, özellikle bulaşıcı hastalıkları tedavi edebilecek antibiyotikler ve ilaçlar keşfedildi. Ama insanlar uzun yaşadığında daha fazla gıdaya ihtiyaç oluyor. Asıl bunu mümkün kılan şey işte aşırı gıda üretimi. Ve tarihte hiç olmadığımız kadar kalabalık olduk. Bugün 7,5 milyarın üstündeyiz. Dünyanın her yerinde yaşıyoruz. Kuzey kutbundan, güney kutbundan. İnsanla elinin değmediği hiçbir coğrafya kalmadı. Ve tamamen diğer tüm türleri de baskı altına almış gibi duruyoruz. Dünyada bizim borumuz yok. Peki 4,5 milyar yılda olmuş bu kaynakları 200 yılda bu kadar kullandığımızda sonuç ne oldu? Şimdi sanki bu üretim sistemi yürümeyecek gibi duruyor. Mesela Konya'da 4,5 milyar yılda birikmiş suyu kullanıyoruz 25 yılda diyor. Çünkü Konya'yı besleyen bir şey yok ki. Biz tarımcılar Konya kapalı havzası diyoruz. Çünkü orada hiç nehir yok. Dışarıdan su gelmiyor. O zemindeki su da 4,5 milyar yılda birikti. Biz 25-30 yılda bitirdik. Sonrası? Bu yaptığımız tarım 30 kat arttırdı ama toprak kirlendi. Su kirlendi. Bazı canlı türleri yok oldu. Bugüne kadar yani 3. tarım devrimine kadar olan dönemde ana sermaye kaynağı, para kazanma kaynağı, güçlü olma kaynağı tarımdayken, çünkü imparatorluklar devriydi. Rus İmparatorluğu bir tarım imparatorluğudur. Çin İmparatorluğu bir tarım imparatorluğudur. Avusturya Macaristan İmparatorluğu da bir tarım imparatorluğudur. Osmanlı İmparatorluğu dışındakiler neredeyse hepsi böyleydi. Ve o yüzden devam edebilirler bir kısmı. Biz bir fetih imparatorluğuyduk. Osmanlı bakiyesinde Türkler, Kürtler, bugün bildiğimiz azınlıklar aslında ekip biçmezdi. Hayvancılık yapmazdı. Diğer tebaa ekip biçerdi. Ve imparatorluk devrini tüketti. Çünkü zengin olmanın kaynağını İngilizler değiştirdi. İlk kez bir adadaki topluluk çıkıp Anakara'yı fethetti. Çin'e kadar gitti, Hindistan'ı bir valiyle yönetti, Hindistan'ı bir şirketle yönetti, Amerika'nın 1/3'ünü kolonileştirdi. Bu dünya tarihinde hiç olmamış bir şeydi. Bunun kaynağı neydi? Tarım dışı sektörler, sanayiydi. Dolayısıyla bugün tarım, hani tarım sanayi rekabeti, tarım olur mu, sanayi olur mu falan filan işi artık geride kalmış bir tartışmadır. Bugün tarım, insanın yaşamasını mümkün kılan ve bazı sektörlerde ham madde tedariki sağlayan bir sektördür. Bir devletin güçlü olmasını sağlayan sektör değildir. O sebeple bizde de tarıma biraz hor bakılıyor. Yani en yüksek akıl tarımı çok da stratejik görmüyor. Yani popüler ifadeleri çok dikkate almıyor. Tarım bizim gibi ülkeler için şu aşamada asli yatırım yapılan alan değildir. Peki ama sos veriyor. Bu sistemin yürümediğini anlıyoruz. O sebeple diyoruz ki bir şeyler değişti ve biz yeni bir çağa giriyoruz, tarım savaşına. Nedir bu çağ? Bu çağ temelde tarım bugüne kadar atadan babaya, babadan oğula aktarılan bir kültürle giden bir şeydi. Bizim yetiştirdiğimiz ziraat mühendisleri de temelde çiftçilik yapsın diye yetiştirdiğimiz adamlar değil aslında. Bizim denetim yapsın, eğitim yayın versin ama biz ziraat mühendisini koyun köye çiftçilik yapamaz. Çünkü öyle bir eğitim almıyor. Teknisyenlerimiz yapabilir. Onlara öyle bir eğitim verilmiyor. Onu da kapattı. Dolayısıyla artık bir kültür olarak tarım devam edemeyecek gibi görünüyor. Çünkü siz de her biriniz etrafınızdan şahitsiniz. Doktor hayvancılık yapmaya kalkıyor. Avukat seracılık yapmaya kalkıyor. Milletvekili muz yetiştirmeye kalkıyor. Rahatta görmemiş. Tarım dışı sektörlerde bir finans birikimi var ve onlar tarıma yatırım yapmaya çalışıyor.
Ve geçimlik olan bu tarım artık köyde insanların geçimini yapmaya yetmiyor. Eskiden köylülük dediğimiz şeyi küçümsemiyorum. Köylülük bizim 12 bin yıllık yaşama serüvenimizdir. Ve insanoğlunun, medeniyetin en güzel halkasıdır. Aile olabilmemiz, topluluk olabilmemiz, devlet olabilmemiz onun üzerine mümkün olmuştur. Ama bir köylü ailesi dediğiniz hayvancılık yapar, bitkisel üretim yapar, bazı gıda imalatını kendisi yapar. Hiçbir artık oluşmaz o ekosistemde. Dolayısıyla o aile aslında hiçbir zaman gıda azlığı açısından fakirliğe düçar olmaz. Ama bugün köylerimiz öyle değil. Adam sadece şeker pancarı üretiyor. Köyde yaşıyor, yumurta satın almıyor. Bu köylülüğün de değiştiğini gösteriyor. Bundan sonra ne olacak? Hayatımızın her yerine dokunan teknoloji ve bilgi bombardımanı bir şekilde tarıma da geçmek zorunda. Dolayısıyla annesi babası köylü olmayan, kendisi hiç çiftçilik yapmamış olan, bu konuyla ilgili hiç tecrübesi olmayan insanlar bir şekilde teknolojinin, bilginin yardımıyla tarım yapabilecek hale gelecek. Ve tarım insan idrakinin, tecrübesinin, kültürünün ötesinde bir şeylerle yapılan bir iş olmaya başlayacak. O yüzden biz buna yeni bir çağ diyoruz. Belki 10 yıl, 20 yıl erken konuşuyor olabiliriz. Ya da geç kalmış olabiliriz. Birazdan detaylandıracağız. Yani bundan, bu 4. tarım devriminden tam olarak neyi kastettiğimizi, çünkü tarım 4.0, sanayi 4.0, 4.0, 4.0 her yerde konuşuluyor. Bunun ne demek olduğunu hem felsefik arka planıyla, hem tarihi arka planıyla, hem de kültürel ve uygulanabilir teknoloji arka planıyla anlatmaya gayret edeceğim. Ama şu kesin, bundan sonra tarım yaptığımız şey ne araziyle ilişkili bir şey olacak, ne insanla bir ilişkili bir şey olacak, ne de makineyle ilişkili bir şey olacak. Smart power denilen zeka, teknoloji, bilgi ve karar alma mekanizmalarının doğru kullanıldığı bir dönem olacak. Bir adam çok büyük arazilere sahip olduğu için büyük çiftçi olmayacak. Ya da büyük büyük dedesi ağa olduğu için iyi çiftçi olmayacak. Yepyeni bir anlayışla olacakmış. Bu sebeple 4. tarım devrimini temelde iki aksın üzerine oturuyoruz. Bir, biyoloji ilminin bize kazandırmış olduğu şeyler var. Çünkü şu anda yaşadığımız, yani 40 yaş ve üstü insanların yaşadığı bu medeniyetin kurucu teknolojisi fizik ve kimya. Cep telefonu. Uçaklar, otobüsler, arabalar, yerdeki zemin, şu kamera, her şey fizik biliminin ürünü aslında. Ve kimya, yani dokunduğumuz her şeyde kimyanın bir etkisi var. Onlar 200 yılda inanılmaz işler yaptılar. Biz bugün Mars'a alet gönderiyoruz. Bir adamı yatırıyoruz, bir kimyasal koklatıyoruz, beyninin bilmem hangi damarında bilmem nereye açıyoruz. Ama bunu fizikle mümkün kılıyoruz. Fizik ve kimya. Ama şimdi bir biyoloji çağına gidiyoruz. Fizik ve kimya bizim makrokozmostan öğrenip uyguladığımız şeyler. Fizik ilminin esasında mesela yer çekim kuvvetinden tutun da işte radyoaktiviteye kadar makrokozmostan görebildiklerimizi taklit. Uçak bir kuşun taklidi mesela gibi düşünün. İşte denizaltı bir deniz canlısı. Kimya da benzer bir şey. Laboratuvarda elde edebileceğiniz bir şeydir. Çünkü bunlar sabitlenebilir sistemler. Yani şu kamera buradaysa kimse kaldırmaz, o kamera orada. Ölçümleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Kimya da, fizik de bilimsel açıdan sabitlenir sistemlerdir. Ama biyoloji sabitlenemez. Bir yumurtayı buraya bıraktığımızda sabah geldiğinde o yumurta dünkü yumurta değildir. Çünkü yumurta canlıdır. Üzerinde yeni bir mikroorganizma olabilir ya da yaşlanmış olabilir. Size göre o aynı yumurta ama bize göre o aynı yumurta değil. Dün bir ağaca baktınız, ertesi gün geldiniz baktınız, o ağaç da aynı ağaç değil. Biyolojik sistemler sabitlenebilir sistemler olmadıkları için 4. boyuta dair bir veriniz yoksa, yani zamanı da ölçümleyemiyorsanız sistemi tam olarak analiz edemiyorsunuz. Ve biz biyoloji çağında şimdi mikroorganizmalarla başlayarak gene indik. Şimdi genin altına iniyoruz. İşte Covid bize bütün bunları gösteriyor. Ve biyoteknoloji denilen bir ilimle mikroorganizmalardan, canlılardan elde ettiğimiz yeni teknolojiler girecek hayatımıza. Zaten girdi. mRNA aşısıyla. Bunlar bizim bir canlıdan elde ettiğimiz şeylerdi. Sabitlenemeyen sistemlerden elde ettiğimiz şeylerdi. Öbürü fizik sistemlerinden. Biyoloji ve biyoteknoloji yepyeni bir çığır açacak. Ve insanlık oradan bambaşka şeyler öğrenecek. Buradan tarıma da yansımalar olacak. Bir de biyoteknoloji, teknoloji yani dijital teknolojiler.
bu elektronların hareketiyle hiçbir zaman göremeyeceğimiz ama sonuçlarını gözlemleyebileceğimiz şeyler. Yeni devrim biyoteknoloji ile dijital teknolojilerin belirleyeceği yepyeni bir hakimiyet alanı olacak. Bu ikisinde iyi değilseniz tarımda da iyi olmayacaksınız. Bu sebeple biz diyoruz ki biri biyoteknoloji, diğeri bilişim teknolojileri. Biyoteknolojide GDO. GDO'lar konuştuk. Bu toplumda bir karabasana dönüştü. Neden? Çünkü temel bilgilerden yoksun olduğu için toplum anlamıyor, anlamadı şeyini. Bu korkuyor. Bu kadar basit. Defteri kapattık. Dünya zaten o işte yapacağını yaptı, yürüdü gitti. Biz size konuşamıyoruz. CRISPR. Yeni bir teknoloji. İçimizde biyoteknolojiye ilgi duyan insanlar varsa bir miktar anlıyor. Anlaşılması çok zor bir şey. Genlerin hafızasını yönetmek demek aslında. GDO geni yönetmek. CRISPR genin hafızasını yönetmek. Sadece CRISPR ifadesi ne demek olduğunu anlatayım. Yani isminde. Batılıların olaya nasıl baktığını anlamak için. Chris İngilizce'de İsa demek. PR ise pregnancy. İsa'nın gebeliği. Yani Meryem'in babasız çocuk doğurmasını anlatıyor. Bu teknolojiye verdikleri isim babasız yepyeni bir teknoloji demek aslında. Çünkü o bir mucize. Meryem'in evlenmeden çocuk sahibi olması bir mucizedir. CRISPR'a verilen isim de o. CRISPR. İsa'ya hamilelik. Hücre kültürü, doku kültürü vesaire bambaşka bir dünya. Öbürü bilişim teknolojileri, bunları da ikiye ayırıyoruz. Bilişim teknolojileri zaten hayatımızda var. Örneğin telefonunuzu açıyorsunuz, ara diyorsunuz, sizin telefonunuzda tanımlanmış olan yerlerde, yakın arkadaşlarınız nerede tak 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 konumunu gösteriyor. Zaten navigasyonu kullanıyoruz, onu kullanıyoruz, bunu kullanıyoruz, bir sürü bir şey. Biri veri toplama. Her türlü veriyi. Bunu tarım olarak düşündüğünüzde şöyle düşünün. Bizim büyüklerimiz şu anda dışarıda yağmur yağıyor. Şöyle derler. Yağmur yağdı, ben de buğdamı ektim, buğday çimlenecek. Sorsan ne kadar yağmur yağdı bilmiyorum. 2 gün yağdı. Ya da 3 saattir yağıyor. Bu yeterli değil. Yeni teknoloji bize şunu söylüyor. Metrekareye 420 milimetre yağış düştü. Dahasını söylüyor. Toprak nemi şu kadar. Bizimkiler elini alıyordu. Toprağın bu neme ekilir. Yani veri toplama işi biz insan olarak 5 duyumuzla yapıyoruz. Görüyoruz, dokunuyoruz, kokluyoruz vesaire. Teknoloji bizim 5 duyumuzun sınırlarını aşıyor. 5 duyumuzla elde edebileceğimizden çok daha hassas veriler üretiyor. O zaman insanın karar alma mekanizmalarından daha iyi karar alma mekanizmalar oluşuyor. Adam diyor ki ya bu toprak tavında ben ekeyim. Öbürü diyor ki bu toprak %68 nemde, ısısı da 18 derece ekizim abi. Öbürü diyor ki tamam hava sıcaklığı fena değil. İkincisi, birçok veri aldığınızda, insan eliyle bir şeyler uyguladığınızda, diyelim ki traktöre biniyorsunuz. Varsanki Adana'dasınız, bir bahçenin içerisinde ilaçlama yapıyorsunuz. Narenciye aşağınız var. Bu dönemde portakal hala ilaçlanır kabuklu bitten dolayı. İçinde de tek tük şeftali aşağınız var. Şimdi yaprak döktü. Traktörde giderken siz her defasında, çünkü araya bir şeftali bir portakal dikmiş. Bir şeftali bir portakal dikmiş. Portakal ve şeftali arasında arası açık. Makine giderken her tarafı ilaçlıyor. Her taraf tozlu içinde. Çünkü her defasında durduramazsınız. Ama şimdiki sistem şunu yapıyor. Tanıyor bu portakal. Fıst, ilaç yapıyor. Geçiyor boşluğu. Fıst, duruyor. Geçiyor şeftali. Her şeftalinin yaprağı yok. Geç. Öbürü ilaçla. İşte bu. Smart farming dediğimiz teknolojinin bize kattığı şey bu. Şimdi bir de hayvancılık üzerinden örnek verelim. Ayşe teyzemizin bir köyde 5 tane ineği var. Birinin memesinin bir tanesi kör, hastalanmış. Birinin de gebe olduğunu biliyor. Birinin de kızgınlığa geldiğini biliyor. 5 tane olunca izleyebiliyor. O memesi kör olana ilaç verilmiş ama sütte antibiyotik olduğunu Ayşe teyzemiz biliyor mu? Hepsini sahibi alip diye koyuyor. Halbuki hayvanlar farklı yaşta, farklı dönemde, süt kalitesi farklı. Birinde bir mikrop varsa hepsine bulaştı. Şimdi sayıyı değiştirelim. 10.000 tane hayvanınız var bir işletmede. Ayşe teyze takip edebiliyordu sarı kız hamile diye. Peki 10.000 tanesi hangisini takip edeceksiniz? Tüm makineler bunu bilince, her makine hayvan sağma gelince makine okuyor. Bu gebe, bunu sağma. Bu hasta, bunun
antibiyotik vermişler, bunun sütünü dökülen tanka koy. Bunun yağ oranı yüksek, bunu şuraya al. Bunu insan eliyle yapamazsınız. İşte teknoloji bize bunu sağlıyor. Bir, beş duyumuzda elde edemeyeceğimiz hassas veriler, iki de yine beş duyumuzda uygulayamayacağımız, yönetemeyeceğimiz uygulamalar. Ve bu büyüdükçe o zaman büyük işletmeler, bambaşka işletmeler yapmak mümkün. Peki bunu normal çiftçi yapabilir mi? Yapamaz. Bu durumda çiftçi profilimizin de değişmesi gerekiyor. Çiftçilik yapma şeklimiz de değişmesi gerekiyor. İşte yeni tarım devrimi bu. Buna hazır mıyız, değil miyiz ayrı bir konu. Daha işin biyoteknolojisi konusunu hiç konuşmadık. Sadece dijital teknoloji kısmını konuşacağız. Burada bir örnek daha vereyim, hani pratikte neyi ifade ediyor? Ne kadar katma değer sağladığını. Bir çiftçinin 100 dekar arazisinde gübreleme yaptığını düşündü. Diyor ki, dönüme, gübre bu kadar pahalı ya bu dönemde. Dönüme 100 kilo gübre alacağım. O zaman 100 dönüm için 10 ton gübre alıyor. O 10 tonu yüklüyor traktöre, olabildiğince makul bir hızla gidiyor ve bir yerlere atıyor gübreyi. Ama hiçbir zaman metrekare eşit gübre düşmüyor. Dahası, o 100 dönümün her tarafı eşit değil, aslında her gübreye her yerde ihtiyaç da yok. Şimdi ise bir drone uçuruyorsunuz ya da traktörün arkasına bir cihaz takıyorsunuz, o yerden görüntü alıyor. Aynen ultrason görüntüsü gibi düşünün. Diyor ki burada azota ihtiyaç var, pıst oraya bırakıyor. Öbür tarafta yok, orada bırakmıyor. Öbür tarafta fosfora ihtiyaç var, orada onu bırakıyor. Dolayısıyla 10 ton gübre yerine 3 ton gübre kullanıyor belki. Ve o 3 tonu da vermesi gereken yere veriyor. Böylelikle hem maliyet düşmüş oluyor, hem de eski usulde belki vermesi gereken yere düşmediği için verim de kayboluyor. Vermemesi gereken yere de verdiği için bitkiler bir defa hastalığa veya zararlıya daha duyarlı hale geliyor. Tarım bildiğimizden çok daha başka karışık bir komplekstir. Dedim ya, sabitlenemeyen bir biyolojik ekosistem olduğu için çiftçilik diye gördüğümüz şey aslında kendi içinde son derece kompleks bir süreç. Şimdi birkaç rakam verelim. Dünya sadece teknoloji geliştirdiği için yeni bir çağa girmiyor. Bir önceki çağın yaratmış olduğu sorunlardan dolayı da bu yeni gelişmeye girmek zorunda. Yani İstanbul'u fethetmek sadece bize yeni bir çağ açmadı. Bizansların kaybetmiş olması da bir çağ zorladı. İki ayrı şey. Sadece biz kazanmadık, birileri de kaybetti. Şimdi dünya nüfusu 9-10 milyara çıkacaksa, ki herkes bunu bir şekilde bir öngörüyor, o zaman daha fazla gıda üretmek lazım. Ve ekebileceğimiz her yere ekiyoruz neredeyse. Üstelik nüfus artışı da olmayacak sadece. Çin, Hindistan, Afrika zenginleştiği için daha fazla yemek istiyor. Yani bizler zengin bir topluluğuz. Biz günde 3 gün 3 öğün yemek yiyoruz, ara öğünler yiyoruz, akşam meyve yiyoruz, arada atıştırıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Çinli de bunu yapmak istiyor. Hindistan da yapmak istiyor. Yani dünya nüfusu %20 artarken gıda talebi %60 kadar artacak. Zenginleşen Afrika özellikle daha çok tüketmek isteyecek. Peki sera gazı salınımı? Durmuyoruz yerimizde. Buraya gelmek için hepimiz bir şekilde bir vasıtaya bindik. Evlerimizde klimalar çalışıyor, o çalışıyor, bu çalışıyor. Dolayısıyla sera gazı salınımını başta müsebbibi olan ülkeler frene basmıyor ki. Amerika meydan okuyor, diyor ki bak sera gazı var, sen azalt. Peki sen, ben azaltmıyorum. Ben diyorum, o devam. Devam edecek. Bugünkü bizim sanayi üretimimiz sera gazı salınımını durdurmaya imkan tanımıyor. Sadece sanayi üretimi de değil. Bu kadar büyük metropol kentler, ulaşım şeklimiz, tüketim kültürümüz, hiçbir yaşam optimizasyon sistemimiz sera gazı salınımını kesmeye bugün imkan tanımıyor. Küresel ısınma, 2 derece mi artacak, o olacak, bu olacak vesaire, ama neticede en kötü senaryoda 4 derece daha ısınabilir. 4 derece daha ısındığında şöyle düşünmeyin. Bu oda 4 derece daha ısınmıyor. Bu oda belki 20 derece daha ısınıyor. Dünyanın belki 4'te 1'i yaşanmaz hale gelir. Bugün insanın yaşadığı coğrafya. Hastalık ve zararlı baskısı artıyor. Tüm bu sonuçlar böcekler için, hastalıklar için de daha az gıda sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla onlar da gıdanın peşine düşüyor. Öbür taraftan yaşam tarzımız, bulduğumuz teknolojiler, yaptığımız tarım şekli biyolojik çeşitliliği %36 azaltıyor. Biyolojik çeşitlilik tanımı tarımcılar için anlaşılır bir şey ama diğerler için biraz kompleks bir şey. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Dünyada
8.7 milyon canlı türü var. Bunlardan biri insan. Bir tanesi. Bunların 2.5 milyonu böcek mesela. Farklı böcekler. Bunu şuna benzetin. Yer küre 8.7 milyon farklı parçadan oluşan ve her bir parçanın da içinde milyonlarca ya da milyarlarca adet bulunduğu dev bir makina. Her gün bu makineden parça eksiltirseniz makine bir süre sonra arıza verir çalışır. İşte %30 azaltma demek bu makineden parçaların eksilmesidir. Kişi başına arazi varlığı düşüyor. Doğal olarak nüfus arttı, tarım arazileri, su azalıyor ve en kötüsü bizim açıklamakta zorlandığımız bir şey verim azalıyor. Hani biz arttırdık ya 30 kat tarımsal üretimi. Bu 30 kat tarımsal üretimin yaklaşık 10 katı yeni alanları tarıma açmaktan geldi. Ama geri kalan 20 katı gübreden, yeni çeşitlerden, tohumdan, ıslahtan, teknolojiden geldi. Ama 2010 yılından beri dünyada artık mesela buğdayda verimi arttırmak, mısırda verimi arttırmak, çeltikte verimi arttırmak neredeyse imkansız hale geldi. Yani biz bu canlıların genetik kapasitesinin sonuna gelmişiz. Ve verim düşmeye başlıyor. Peki tüm bu tablonun içerisinde ihtiyaçları nasıl karşılayacaksınız? Eğer bunu yönetemezseniz, bunun paralelinde başka şeyler oluyor. İşte toprak bozuluyor, sular kirleniyor vesaire vesaire. Bu büyük çoğunluğumuzun zaten öyle veya böyle haberlerden veya kendi iş ortamımızda öğrendiğimiz şeyler. Bu görüntü 2080 yılına geldiğimizde dünyanın karşılaşacağı tablo. Bu grafik 2001 yılına ait. Bu resim. 2001 yılında IPCC diye bir uluslararası iklim değişikliği paneli var Çalıştay. Onlar Roma'da, FAO'da bir toplantıdaydı. Tesadüf. Ben de oradaydım. Başka bir sebeple. Ve onlar bu haritayı konuştuklarında burada bizim bugün yaşadığımız iklim değişikliğini 2050'de öngörüyorlardı. Ama biz 2020'li yıllarda yaşadık. Diyebilirsiniz ki 30 yıllık hata mı olur? 30 yıl dünyanın hayatı içerisinde milisaniye kadar sapma. Hiçbir önemi yok yani. 2080'e geldiğimizde bu pembe yerler bugün ürettiğinden %15 daha az üretecek. Kırmızı yerler ise bugün üretebildiğinden %30-35 kadar daha az üretecek. Yani Türkiye bugün yaklaşık 126 milyon ton bitkisel ve hayvansal gıda üreten, bunun 15 milyon tonunu da ihraç eden bir ülke olarak daha az üretecek. Peki nüfus ne olacak? 100 milyon veya belki biraz üstünde olacak. Ve bunu yönetemediğinizde, bu görüntü sanırım birçoğunuzun 90'lı yıllarda aklına nakşetmiş acı bir görüntü. İnsan dediğimiz canlı doğada diğer canlıların besini aslında. O da besin zincirinde bir parça. Bunu yönetemediğinizde olacak tablo bu. Burası Somali. Sene 1992. 6 ayda 2 milyon insan aşıklandı. En neticede buradaki sorunlar silsileyle başlayacak. Beslenme bozukluğu, sağlık sorunları, sosyal bunalımlar, kitlesel göçler, kıtlık ve büyük ölümler. Buna ürettiğimiz çözüm ne? Neden tarım 4.0 diyoruz? Aslında tarım 4.0 ifadesi sanayi 4.0 ifadesinin imitasyonu. Tarımda kullanıyoruz. Neden sanayi 4.0 diyoruz? Onu 4 kategoride inceliyoruz. Dolayısıyla birinci sanayi devrimi. 1782'deki buhar makinesi, yani insan canlı dışında bir güç kaynağını bulmak. Buna birinci sanayi devrimi diyoruz. Sanayi bir sinir. İnsan hayvan yerlerini, hayvan devrimlerini çevirmiyor da, su çevirmiyor da, motor çeviriyor. İkincisi, seri üretim. Bantlı konvoyer üretim. Bu fabrikalar kurulması. Bir parça mal üretiyorsun, bir tane üretmiyorsun. Binlercesini. Aynı sistemi. 1913. Sonra bu bantlı konvoyörlerde, Ali Şeriat'ın da kitabında söylediği o adamlar vardı ya, vida adamlar diyordu orada. O adamlar yerine artık bilgisayarlar iş yaptı. Yani arabaların artık robotlarla üretildiği tarihtir. Sanayi 3.0, elektronik otomasyon. Bugün bizim bildiğimiz arabalar o bantlardan çıkıyor. Ama şimdi yeni bir sisteme giriyoruz. Artık insan müdahalesi olmayan tümü yazılımlar, şunlar bunlar, karar verici de robot. Sanayi 3.0'a kadar olan hala karar verici insan. Hangi parçanın hangi kalitede olacağı, hangi renge boyanacağı. Şimdi bir analiz yapıyorlar. Türkiye'deki insanlar sedan arabaya binmek istiyor. Türkiye'deki arabalar işte çoğu beyaz veya gri. Türkiye'deki arabalar 2000 motorun altında olsun. Tak tak makine analiz ediyor. İşte Facebook şu bu o verileri alıyor. Sonra diyor ki Türkiye en iyi mal hangisi gider? Buna bir insan karar vermiyor.
artık bir yazılım karar veriyor. Diyor ki Türkiye araba satacaksanız rengi beyaz olsun, sedan olsun, 1600 motor olsun, fiyatı şu aralıkta olsun, yedek parçası kolay olsun, şu olsun, bu olsun diyor. Yani üretime insan dışı bir veri kaynağından yine insan dışı bir şeyin karar vermesine sanayi 4.0 diyoruz. Bunu tarıma uyarladığımızda da o zaman neyin nereye ne zaman ekilecek, ne zaman sulanacak, ne zaman gübreleneceği, ne zaman hasat edileceği ve dahi kime satılacağı, hangi fiyatta satılacağı, ne zaman satılacağı, karlılık oranı, bunları normalde bugün bir işletme sahibi yapıyorken bunu makinelerin yaptığı, yazılımların yaptığı şey işte tarım dersidir. Bir bütünü bu. Peki bu bugün yaşadığımız şey mi? Yok, bugün bunu yaşamıyoruz. Ama örnekleri var. Antalya'da ben bu hafta içinde Çarşamba. Antalya'daydım. 40 milyon euroluk bir yatırımla adam tamamen robotlar. Robot gidiyor payeti oradan oraya alıyor, onu alıyor. Var. İşte 4.0 olgusu bu. Peki sanayi ya da teknolojinin dönüşümü bizi ürkütmeli mi? Yani bundan korkmalı mıyız? Şuradaki yaşlı adam ikinci tarım devriminin zirvesindeki bir adam. Size ilkel görünebilir. Ama burada çok püf noktaları olan şeyler var. Mesela bu adam, birincisi sabanı kendi sürmüyor. Yani önünde karısı ya da oğlu yok. At kullanıyor. İnanılmaz bir şey. Bir tane de kullanmıyor. İki atı var. Harika bir teknoloji. Onu da geçmiş. Atın arkasına bir pırlık gibi bir şey takmış. Tapan. Makineyi kullanıyor. Bu kişi tarım 2.0 devrimi, tarım ikinci devriminin zirvesinde bir adam. Makine kullanıyor, hayvan gücü kullanıyor. Ve bakın kocaman bir arazi işliyor. Arkadaki ekili arazileri görüyor musunuz? Bizim köylerimizde eskiden derler ki bu adamın iki çift arazisi var. İki çift öküzlük yeri var. Dönüm önüm yoktu. Yani bu kadar işleyebilir. Bu o zamanın zirvesi. Bu tarafta ise Atatürk var. Bugün görsek komedi gibi gelecek bu traktör. Tarım üçüncü devriminin başlangıcında zirvesi. Üzerinde yakıt deposu var. Tekerlekli, patlar motor ve bir kişi, hayvan mayvan da yok, biniyor, işte Atatürk Orman Çiftliği. Dolayısıyla her teknoloji kendi sıkıntısını ve fırsatlarını yaratır. Çok korkmaya gerek yok. İşte bu da yeni teknolojinin durumu. Tabletten tarlasındaki verileri gören, bir bilgisayar üzerinden, mesela şu anda Muharrem Bey de aramızda, tanır mı bilmiyorum, Niyazi Tarımer'i tanıdınız mı? Adanalı çiftçi. Niyazi Tarımer. Görmediniz. Niyazi Tarımer yaklaşık 15-20 yıldır Adana'daki 13-14 bin dönüm arazisini İstanbul'da yönetiyor. İstanbul'da bir tuşa basıp narenciye bahçesindeki fanı çalıştırıyor. İstanbul'daki otomasyon sistemiyle narenciye bahçesini suluyor. Ya da işte ilaçlamasına karar veriyor vesaire. Daha da büyüdüğünde, bakın bu kompleks makine, bu makinenin bir sürücüsü de yok. Ve bu devasa makine birçok işlemi belki aynı anda yapacak. Bir taraftan hasat edip arkasından ilaçlıyor da olabilir vesaire. Bugün dünyadaki mevcut kullanımların veya Türkiye'deki kullanımların henüz biz bilgisayar teknolojilerinin tarımda basit veri depolama, yani kaç ton satmış, ne kadar gübre almış, İşte en fazla belki seradaki bir sulama otomasyonunu açıp kapatabilir düzeyde. Ama ilerlediğinde bu çok daha yüksek seviyeye ulaşır. Şimdi burada eğer yeni bir şeyden bahsediyorsak, o zaman bunun fiziki enstrümanlarından, basit çıktılarından ziyade aslında önce felsefesini, paradigmasını da konuşmamız lazım. Birincisi bu iş, tarım 4.0, tecrübeye dayalı bir tarımsal sistemi ortadan kaldırıyor. Veriye dayalı. Ve güncel veriye dair bir şey geliştiriyor. Bizim coğrafyamızda birçok yer tapuya girerken bağlık diye girer. Orası bağ yeri. Yani bağ etmek lazım. Tecrübeyle sabit diyor. Artık onu göremiyor. Veriler alacaksınız. Toprak analizi, iklim analizi, şu bu vesaire. Dolayısıyla tecrübe burada çok önemli değil. Tecrübe altı güncel veri. Öbürü, biz bugün için tarımsal sistemlerde popülasyonu yönetiyoruz. Nedenimizi örnekleyelim. Bir Malatyalı bahçesi var, 20 dönüm. İçinde 10 yaşında ağaç var, 9 yaşında ağaç var, 15 yaşında ağaç var, dalı kırılmış olanı var, o var, bu var. Ama bahçenin tümünü aynı gün aynı miktarda sunuyor. Ya da aynı ilacı hepsine eşit miktarda atıyor. Bir popülasyon tüm ağaçları bir görüyor.
ya da 1000 tane koyunu var, hepsine işte 100 gram arpa veriyor. Bu popülasyonu yönetmek. Bundan sonra popülasyon yönetilmeyecek. Her bir birey tek tek yönetilecek. Ya da her en küçük metrekare alan. Her bir ağaç kendisi, her bir koyun kendisi, her bir işte çim alanı kendisi şeklinde yönetilecek. Öbürü, biz benzerlikler üzerinden yönetiyoruz. Adama diyoruz ki senin bahçen kaç yaşında? Diyor ki 12 yaşında. Halbuki o da biliyor ki ilk diktiğini birkaç öldüğü bir kısmını yeni dikti. Ne bahçesi? Kayısı bahçesi. İçinde tek tük, belki başka ağaçlar var. Ama bir benzerlik üzerinden kurgulayıp yönetiyoruz. Bundan sonra farklılıklarına göre yöneteceğiz. Her bir ağacın, her bir canlının, her bir arazi parçasının farklılığı üzerinden yönetilecek. Ama bütün bunlara rağmen maliyetleri düşürüp verimi arttırmak, beklentiye ve pazara uygun üretmek bu işin ana amacı olacak. Şu anda bizim üretimimiz genel olarak şöyle, dünyada da böyle. Çiftçi bir şey üretiyor. Üretebildiği bir şeyi üretiyor, coğrafyasının imkan tanıdığı bir şeyi üretiyor ve pazarda biri alırsa alıyor. Türkiye'de biz bugün 84 milyonun tüketim verisini bilmiyoruz. Geçen eski bir vali, şu anda vekil mecliste, Celalettin Cerrah, beni aradı. Dedi ki ya sen genel müdürlüğü, yıllar önce Mehdi Bey dedi ki biz her metrekareyi ölçtük, şöyle yaptık, bilmem kaç yüz milyon veri aldık. İşte her şeyi biliyoruz. O zaman bir sistem kurun bize deyin ki ben gireyim mesela Gölbaşı'nın falanca köyü, orada ne ekeceğimi bana söylesin. Bir de dedi siz niye planlamıyorsunuz ya, bu memlekette milletin ne yediği içtiği belli değil, bu kadar üretim. Ona göre öyle. Bu adam vali ve vekil. Memlekette milletin ne kadar içtiği, yediği belli de, ne kadar içmek istediği, yemek istediği belli değil. Yani daha fazla armut olsa ne kadar yeriz bilmiyoruz. Yani varsayalım ki istediğimiz kadar paramız var ve istediğimiz kadar gıdamız var. Tüketim alışkanlıklarımızı öngörebilir miyiz? Çocuk bugün elma yiyor, yarın yemek istemiyor. O sebeple beklentiyi ölçmek, pazarı bilmek ve ona göre çiftçiye önceden bir şey söylemek düşünüldüğü kadar kolay bir şey değil. Ama bu sosyal mecralar, toplumu yöneten diğer unsurlar vesaire zaman içerisinde bu kabiliyete erişecek. Yani Nevzat Birşin 5 yıl sonra eğer hayatta kalırsa gündelik diyetinin ne olması, ne olabileceğini öngörme imkanı olabilir. Ve neticede tüm alınabilecek her veriyi almak. Bugün bilmediğimiz bazı veriler dahi var. Mesela toprak mikroorganizmalarına dair bilgimiz çok az. Karar destek mekanizması, değişken oranlı girdi kullanım, bunlar teknik ifadeler. Öyle bir çiftlik düşünün ki, her hayvanı, her metrekaresi, suyu, gübresi, atığı, onu, bunu, tümü bilgisayar sistemleri üzerinden verisi alınıyor. Yapılması gereken tüm uygulamalar da yapılıyor. Ve çiftçiye şu mesaj da gidiyor. Bak senin hayvanın idrarında azot yüksek çıktı, senin yemek attığın üre oranı düşür. Ya da bir süre sonra ona düşür bile demeyecek, kendisi düşürecek. Böyle çiftlikler. Peki bizim çiftlik büyüklüğümüz buna müsait mi? Bugün koşullarda değil. Ama dünyada buna uygun yerler var. Bunu yapmak için ise sadece tarımcılar yetmiyor. Demek ki bu iş klasik tarım bilgisini, klasik çiftçiyi aşıyor. Yani bizim çiftçimiz de bunu yapamayacağımız gibi, bizim ziraat eğitimimizle de bu baş edilemez. O sebeple her kim bu işleri yapacaksa temel biyoloji bilgisine sahip olacak. Sonra ekoloji bilgisi, yani yaşadığımız çevreye dair. Biraz önce yağmur yağıyordu, şimdi güneş açtı. Yağan yağmurun arkasından güneşin açması bu toprağı, bu bitkiyi nasıl etkiler? O böcek hareketini nasıl etkiler? Meyvenin rengini nasıl etkiler? Ve tarım bilgisi. Onun üstüne de bilişim bilgisi lazım olacak ki bunu makinelere emredebilsin. Mekanizasyon bilgisi. Yani biçer döver dediğiniz şey bir basit cihaz değil. Ya da süt sağan makinesi. Hiç basit bir cihaz değil. Pamuk hasat makinesi. Domates hasat makinesi var. Daha ileri bir adım atalım. Tavuk yumurtlamadan yumurtasını hasat etsek nasıl olacak? İlginç bir şey değil mi? Çok garip bir şey gibi gelebilir. Ve tavuk ölmese. Çünkü tavuk doğduğunda aslında ne kadar yumurta doğru olacağı belli başından itibaren. Daha ileri bir örnek vereyim. Bir annenin karnındaki 6 aylık kız çocuğunun doğduğunda ne kadar yumurtası olacağı belli. Ne bir eksik ne bir fazla.
bir kız çocuğu anne rahminden doğmadan daha 6 aylıkken onun içindeki yumurtaları çekip onu anne yapmak da mümkün. Mevcut teknoloji. İnanılmaz bir şey. Hatta o yumurta taslaklarından, tavuğun yumurta taslaklarından şöyle düşünelim. Biz tavuğu nerede üretiyoruz? Kümeslerde yediriyoruz, üşürüyoruz, tavuk topluyorsun, bir sürü zahmet. Ben tavukların yumurta taslaklarını alsam, hücre kültürlerine eksem ve yumurtalar büyüse, tüm bunlar teorik olarak bugün mümkün. Dolayısıyla bunu yapabilmek için müthiş bir bioinformatik bilgisi lazım. Genin içindeki bilgi ne, hücrenin içindeki bilgi ne, ortamın bilgisi ne? İşte bu bioinformatik bilgisi ve en sonuçta da neticede bu iktisadi bir sektörse bunun modelleme ve optimizasyon becerisi. O sebeple tarım 4.0 dediğimiz, dijitalizasyon çağı dediğimiz şey, yani biz tarımı konuşuyoruz, diğer alanlarda da var, müthiş bilgi yoğun ve işbirliği yoğun bir alan olacak. Burayı biraz konuştuk. Neticede eğer daha karlı, daha kazançlı, daha az çevreyi kirleten bir sistem üretebilirseniz bu işe ulaşmış olursunuz. Peki bunun için pratikte neler lazım? Örneğin sensör teknolojilerin gelişmesi lazım. Var ama henüz yetmiyor. En basit sensör teknolojilerden bir tanesini söyleyeyim. Şu anda hepimiz oturuyoruz. Beynimize bizim oturduğumuz bilgisi geliyor. Bir kısmımızın idrar torbası uyarı veriyor. Doldu, dolmak üzere. Bir kısmımızın diyor ki bak içerisi ısındı, üstünü değiştir. Bunlar hep sensör. İşte bu biosensörlere ihtiyaç var. Konu tarımsa sadece kapa aç kapa sensörü değil, biosensör teknolojisi. Uzaktan algılama cihazları. Hepimiz sahibiz buna. Mesela bu salonda daha önce gördüğüm, uzun süredir karşılaşmadığım bir arkadaşım var, Recep Bey. Belki 6-7 ay oldu görüşmeyeli. Ama onu görür görmez uzaktan algılayarak hemen fotoğraf işliyor ve diyor ki bu Recep Kırbaş, bu eski il müdürü, bu tarım enstitüsünde şurada çalışan adam. Saçı biraz dökülmüş, biraz şekilleşmiş falan filan. Uzaktan algılama teknolojileri devasa alanları yönetmek ve popülasyonu yönetmek için gerekli olan teknolojidir. Bugün kamera teknolojisinin üzerine bina edilmesi gereken daha çok şey vardır. Ama tarımda inanılmaz bir uygulamada karşılık bulacak. Veri takip sistemleri. Biz şu anda en son fazla veri en basitinden kendimizi takip ediyoruz. Navigasyonu açıyoruz. Hem bizi gösteriyor hem yolu gösteriyor. Burada şuradasın, buradasın vesaire. Bu eğer popülasyonu değil bireyi yönetmeye kalkarsanız sadece inekler için 20 milyon takip sistemi, koyunlar için 55 milyon takip sistemi demek. Peki bu devasa veri nerede saklanacak ve nerede muhafaza edilecek? İşte veri analiz sistemleri, big data. Şu anda Facebook'un mahkeme verdikleri konu. Big Data'nın verisini paylaşsa bile mahkeme anlayamıyor. Çünkü her birimiz basit bir telefon kullanıcısı olarak bile o sisteme günde minimum 1500 veri üretiyoruz. O telefonu her açılış kapatımızda, her hareket ettiğimizde, her birini aradığımızda, her mesaj gönderdiğimizde veya aldığımızda ve o mesajın içerisindeki her bir karakter. Bütün bunları biyolojik sisteme uyarladığınızda devasa bir veri analizi gerekiyor ve neticede kontrollü sistemler ve robotik uygulamalar gerekecek. Birkaç segmentte toparlanabilir, bunu konuştuk. Yani bu iş zaman alabilir ama bu yeni nesil bilgisayarlarla, kuantum bilgisayarlarıyla mümkün olacak. Bugün bizlerin hiçbirimiz, ben de görmedim kuantum bilgisayarını, CERN'de kullanılan bilgisayarlar diyelim kısaca. Onların algılama hızı mevcut bilgisayarların veya bizim gözümüzün çok ötesinde. Dolayısıyla o kuantum bilgisayarlar devreye girdiğinde bunlar mümkün olacak. Yani biraz önce bu nasıl olacak dediğimiz şeyler bugünkü teknolojiyle mümkün değil ama kuantum bilgisayarlarıyla mümkün olacak gibi görünüyor. İşte onlar olduğunda tarımda bu tür uygulamalar mümkün olacak ve şurada bir tane otonom traktör var. Bizim de var şu anda kendi enstitülerimizde. Şu anda 3 tane enstitümüz de var. Traktör kendi üzerindeki GPS, kamera, sensörler, onunla bununla şoförsüz arazide gidiyor, geliyor, araziyi öğreniyor. Diyor ki şu kadar yer ektim, bu kadar yer suladım. İşte arazinin nemi bu. Bizim şu anda ürettiğimiz elektrikli traktör de zaman içerisinde buna dönüşecek. Tamamen bir akıllı platforma dönüşecek. İşte bu traktörde bakın bir sürücü kabini yok bile. Yani bu koca traktör... Arkasında bakın bir sürü makine var. Öndeki ilaçlama makinesi, arkadaki gübreleme, alt tarafta diskar olan ve ekim aletleri var. Ve bu traktör kendine bir görev verilmiş.
gidiyor, geziyor, tırıya yapıp geliyor. Bu taraftaki o siyah makina ise ot topluyor. Burası bir pancar tarlası. Bu makina üzerindeki kameralarla otu topluyor, yabancı otu. Öbürü hayvanların altını temizliyor. Ahırı temizleyen robot. Evlerimizde de var ya kendi gezen süpürge makineleri. Teknoloji geliştikçe bütün bunlar mümkün olabilecek. Şu drone ise şu anda hani ilaçlama yapıyor gibi görünüyor ama bunlar ileride çok daha farklı işler de yapılabilir. Biz 2006-2007 yıllarda tartıştık. Havadan ilaçlamanın tehlikeli olduğunu karar verdik. O dönemde milletin uçak filosu vardı. Yasakladık. Ama şimdi tekrar önünü açıyoruz. Uçaklara değil, dronlara. Dronlarla tohum atılabilir, böcek salınabilir, ilaç verilebilir. Bir sürü başka uygulama yapılabilir. Bunu kısmen konuştuk. Neticede bütün bunlar olduğunda bir şekilde bir tarım işletmesindeki tüm işlerin yönetildiği bir şey hedefleniyor. En son Azerbaycan Karabağ'a gittiğimizde orada Azeriler akıllı bir köy için talepte bulundular. Kısmen altyapısı geliştirdi. Bugün Karabağ'da insanların olmadığı, sadece bilgisayarlarla yönetilecek bir model akıllı köy var. Bizde de deneysel olarak var bazı yerler. Çiftlik yönetim, bunlar işin detayları. Detaylarına girmeyeceğim. Yani teknoloji ilerledikçe bütün bunlar mümkün görünüyor. Peki dünyada nereye gidiyor bu iş? Şu anda aslında birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaya başlayan teknolojiler var. Mesela Amerika'da otomatik dümenleme traktörler oldukça popüler ve şu anda üretilen traktörlerin %83'ü otomatik dümenleme. Fabrikadan çıkışta şoförsüz çıkıyor zaten. Artık satışa sunuluyor. Çin'de de aynı şekilde. Bizde tek tük otomatik dümenli traktörler var ama daha çok bizde hayvancılıkta geliştirilmiş. Çünkü hayvancılık işletmelerimiz daha sermaye yoğun, daha teknoloji yoğun. Az sayıda tarım işletmemizde yani bitkisel üretim yapan işletmemizde var, hayvancılıkta daha yoğun. Avrupa'da bu üretilen traktörlerin çok büyük bir kısmı artık akıllı tarım teknolojisiyle üretiliyor. Yani sadece otonom da değil. Tabii burada mevzu şu, bugün kaç üretici bu teknolojiyi alabilir? Bu bir ölçek gerektiriyor. Mesela Amerika'da ortalama zaten kabaca 300 hektar, 3000 dönüm yani çiftlikler. Avrupa'da 40 hektar, 400 dönüm civarında. Bizde 6 hektar civarı, 60 dönüm. Dolayısıyla Avrupa'da çiftliklerin %25'i kadar buna uygun. Bizde oldukça düşük. Dolayısıyla devlet olarak bizim bir karar vermemiz lazım. Ya kendi çiftçi tipimize uygun, kendi teknolojilerimizi geliştirmemiz lazım. Ya da dünyada üretilmiş bu teknolojiye uygun olarak çiftçilerimizi bir araya getirmemiz lazım. Türkiye'yi biraz konuştuk. Birkaç slide de bizden bahsedelim. Yani bu Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü, benim görev yaptığım kurum ne iş yapar? Aslında Türkiye'nin en büyük Ar-Ge altyapısı. Yani Ankara'daki işte büyük enstitüler, üniversitelerden birini düşünün. Örneğin ODTÜ, kabaca ODTÜ'nün 3 katı. TÜBİTAK bilinir büyük bir teşkilat diye. TÜBİTAK'ın en az 3-4 katı. Burada işaretli olan her yerde bize bağlı enstitüler var. Ve bu enstitülerin kabaca insan kaynağı bu olmakla birlikte bu teknolojileri geliştirmek, geliştirilmiş olanları bir şekilde hedef kitleye ulaştırmak, sisteme dahil etmek de bizim görevlerimiz içinde. Bu görüntü bizim traktörümüzden alınma. Burada hava araçları, bizim kendi hava araçlarımız da var enstitülerimizde. Bu ay içerisinde 8-10 tane daha alıyoruz. Kendi yaptıklarımız da var, alıp uyarladıklarımız da var. Biz de özellikle görüntü sistemlerinin geliştirilmesi ve tahmin uyarı sistemlerinin geliştirilmesi için kullanıyoruz. Çiftlik yönetim sistemlerimiz de var. Şu anda iki tane çiftliğimizde biz de hemen hemen her şeyi izlemeye çalışıyoruz. Yani idrarından tutun da ahırdaki sıcaklığa varana kadar. Bu doğrudan ekim önemli bir konu. Yani makinenin toprağa nemini ölçüp tohumu istenilen derinliğe bırakabilmesi. Bu basit gibi görünen şey çiftçi açısından çok çok önemli. Mesela şu anda işte kurak bir sezon geçti. İşte bu yağmurların sonunda belki çıkış olacak. Fakat hasatın hemen arkasından makineyle girdiğinizde çiftçi sürmediği için toprak nemini de bilmiyor. Eğer sizin makineniz her tohumu
doğru yere bırakabilirse o zaman çok daha az zahmetle sürmeden, belki sulamadan tohumu ekme imkanımız olacak. Dane kaydı. Mesela buğday sıklıkla konuşulan bir şey. Türkiye'de 18-20 milyon ton civarında buğday üretiyoruz yılda. Arpayı, mısırı, diğerlerinde koyduğunuzda biz buna hububat dersek eğer, çeltik de dahil, 35 milyon tonun üzerinde. O, bu 35 milyon tonun büyük bir kısmı bugün biçer döverle hasat ediliyor. İnsan eliyle, orakla, tırpanla değil. Düşünün ki sizin makineniz tarlada çalışırken %5 kayıpla çalışıyor. Yani hasat ettiği danayı tarlaya bıraktı. 35 milyon tonun %5'i. Peki orada bir algılayıcı bunu hemen algılar, merkeze bildirirse, merkez de o makineyi faaliyetten men ederse, bu kaybı engellersiniz. Çünkü biçer operatörü o an onu görmüyor. Bazen görse bile umursamıyor. Çünkü ürün kendisini değil, sadece dekar başına para alıyor ya. Ya da saat başına, onun derdi orayı biçip gitmek. Peki o küçük görünen %5, %4'ler toplandığında 35 milyon tonun içerisinde dehşet bir rakam ulaşıyor. İşte sadece onu engelleyerek bu kadar gelir elde edebiliyorsunuz. Seralarda çok rahatlıkla otomasyon işleri olabiliyor. Mesela bir böcek. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da yaşamış arkadaşlarımız bilir. Süne. Bu ülkede masallara, hikayelere, ta Urartu zamanında taşlara yazılacak kadar değerli bir şey bu süne. Süne veya kıvıl diğer adıyla. Aslında ikisi ayrı canlı ama bizimler süneye de kıvıl diyor birçok yerde. Geliyor buğday ne var ne yok, emiyor, bitiriyor, götürüyor. İnsanlar açlıktan kırılıyor. Ve bu süne nerede yaşıyor? Dağda. Bir dönem sizin buğday olgunlaştı, uçup gelip yiyor. Peki tahmin edilebilir mi? Evet, makinalarla edilebilir. Çünkü insan gözüyle süneyi takip edemezsiniz. Ama makinalarla, veriyle bunu yapabilirsiniz. Ve bizim şu anda kendi sistemimiz var. Konya, Karaman'da bu sene denedik. İnsanların yaptığı işten daha başarılısınız. İlaçlama robotları. İlaç sadece bitkiye zarar verdiği için değil. Bir adam traktör üzerindeki ilaçlama yaptığını, o da ciddi maruziyet yaşıyor ve zaman içerisinde sıkıntılar yaşıyor. İşte koyun keçi sağım işi. Eskiden bu ülkede insanlar koyun keçi sağardı, şimdi öyle bir topluluk kalmadı. Bu durumda koyunu sağacak kadar hassas cihazlarımıza ihtiyaç var. Sütünü soğutacak kadar cihazlar. Mesela bu basit bir cihaz. Koyun tartım ya da keçi tartım platformu. Diyebilirsiniz ne olabilir yani bir koyunu tartmak çok mu zor bir şey yani. Koyarsınız işte kurbanda aldığınız gibi tartın. Ama bu aynı zamanda boyunu ölçüyor. Cilago diyoruz. Yani yerden yüksekliği. Bir de uzanmasına boyunu ölçüyor. Kilosunu ölçüyor. Peki bizim için ne ifade ediyor? Biz 1.2 milyon koyunla bir ülkesel ıslah projesi yürütüyoruz. Bunu her defasında farklı adamlar tarttığında istatistikteki sapma çok yüksek oluyor. Tartımlar hatalı oluyor. Hızlı olmuyor, kolay olmuyor. Bu platformlardan Alper ile gönderdiğimizde o 1.2 milyon koyun yavrusuyla bile tartılıyor ve tüm verileri bir sisteme attığı için siz bir düğmeye basarak o koyun, hiç görmediğiniz bir koyunun tüm verilerinin 1.2 milyonun popülasyon içerisinde ne ifade ettiğini ve Ak Karaman ırkınızın en verimli dişisinin ya da koçunun nerede olduğunu biliyorsunuz. Mesela bu da denizlerle ilgili bir şey. Şu anda bizim böyle bir iFish projemiz var. Marmara Denizi'nde ve Karadeniz'inde büyük şamandıralarımız var. Bunlar sonarla yeri tarıyor. Böyle kendi otonom giden kameralarımız var. Altta ne var ne yok diyor. Biz Ankara'da merkezden o şamandıranın oradaki balıkları görüyoruz. Böylelikle suyun sıcaklığı, tuzu, pH'sı, rüzgarın hızı, oradaki balığın miktarı, dünya kadar veri sürekli 8 saniyede bir geliyor. Ve belli bir süre sonra diyor ki ya artık burada sen avcılık yaptırma. Buradaki popülasyon avcılığı kaldırmaz. Ya da burada popülasyon hamsi sayısı arttı, sen burada avcılığı aşabilirsin diyor. Bunu insan eliyle yapamazsınız. Evet, bu da elektronik hayvan takip sistemi. Artık devreye aldık. Şimdi Azerbaycan'da ve Özbekistan'da deneyeceğiz. Hayvanın kulağına taktığınız bir sistem size hayvanın sıcaklığı, vücut ısısını, hayvanın kafa sallamasından ve geviş getirmesinden aldığı o uyarımlarla hayvanın sindiriminde bir sorunluk olup olmadığı ve bütün bunları birbiriyle ilişkileyerek hayvanın hareketi, iştahındaki kaybı, vücut ısısındaki değişim üzerinden diyor ki sizin hayvan kızgınlığa geldi. Yani tohum atabilirsiniz. Ve sadece bunu iyi ayarlarsanız, çünkü Türkiye'de hayvanlar suni tohumlamaya yapılıyor, veteriner hekim kendi odasında, çiftçinin de haberi yok,
Konya'da adam odasında, bürosunda oturuyor. İşte Ereğli'deki falanca adamın, falanca ineğinin tohum atılması gerektiğini öğreniyor. Aracına binip götürüp tohum atıyor. Bütün bunlar yapıldığında, o zaman o adam belki kahvede oturuyordu. Bilemez ki. Ne olup bittiğini neyse. Tüm bunlar bize verim ve kalitede bir takım imkanlar sunar. Bu da traktörümüz aslında kamuoyuyla zaman zaman paylaşıldı. Elektrikli traktör dediğimiz şey sadece elektrikle çalışan bir traktör değil aslında. Bu zaman içerisinde elektrik de alabildiğiniz ve bir sürü başka veri alabildiğiniz bir makine olacak. Şu da üzerinde çalıştığımız bir platform, hani hayata geçirebilir miyiz diye ümit ediyoruz. Kırsalda yaşamak zor, biz buna teknik olarak refah düşük diyoruz. Aslında bazı yerlerde gelir yüksek. Yani bir çobanın geliri 6 bin lira, 7 bin lira. Şehirde 3 bin liraya çalışmak istiyor. Sebebi demek ki burada gelir değil, refah. Refahı sağlayan en önemli şey de bugün makineler. Onlar da enerjiye bağlı. Dolayısıyla kırsalda enerji yoksa refah da yok demek. Biz bu prototiplerle ekoloji dedik ya, güneş varken güneşten, rüzgar varken rüzgar yoksa oradaki biyokütleden enerji elde edebilen ve bedava enerjiyi çiftçiye sunabilen bir model tasarlıyoruz. Bu şu anda kare kollarda var ama çok yüksek maliyette, başka bir teknolojide kullanıyorlar. Bunu sağlayabilirsek o zaman çiftçi hiç elektriğe para ödemeden kendi elektriğini kendisine müdahil olmadan otonom bir şekilde üretebilecek. Evet. Bu da fonun uygulamaları var. Evet, şimdi şu görüntüyle kapatalım. Bize sempatik gelmeyebilir, cazip gelmeyebilir ama bir gün bunlar gerçek olabilir mi? Biz buna dikey tarım diyoruz. Sera değil, seradan farklı bir şey. Üst üste kat kat gidebildiği yere kadar katlamışlar. Suni ışık, kapalı devre su sistemleri, her türlü şeyi otomasyon bilgi üretiyor. Arada bir işte bu kontrol yapanlar, sonra makinalar gidiyor onu topluyor, yapıyor, bir şeyler yapıyor. Veya tarlanın üzerinden gezen bir drone, nerede hangi ürün var, hasada gelmiş mi gelmemiş mi, işte neresi ilaçlanacak, neresi sulanacak, tüm bunları bildirebilir mi? Değerli arkadaşlar, sanırım oldukça da uzadı. Peki bütün bu anlattıklarımız iyi, hoş da bunun kötü bir tarafı yok mu? Elbette ki. Ta başta söylediğimiz gibi her teknoloji ya da her çözüm kendi imkanları ve riskleriyle beraber var. Mesela bizim 3.5 milyon kadar olan çiftçimiz bu teknolojiyi uygulayamaz. Eğitmeniz lazım, anlatmanız lazım. Mühendisimiz bile uygulayamaz. Devasa bir eğitim yayın hamlesine ihtiyaç var. O da yetmez. Eğilim ve tanıtım, adama buna ikna etmeniz lazım. Ve şirketlerin bunlara uygun fiyat, kredi, destek sistemleri, bir şeyler olması lazım ki bu cihazı alsınlar. Zor geçiliyor. Bir drone 250 bin lira. Bir akıllı sensör bilmem kaç para. Traktörünü iyi kötü tamir edebiliyordu pulluğunu, şimdi onu da yapamaz hale gelecek. Üstelik bazen paranız olsa bile eğer kendinize ait değilse erişemiyorsunuz. Vermiyor size. Aldıktan sonra servis, lojistik, sürdürülebilirlik ama belki de en önemlisi son üçü, bir süre sonra komşuya göstermek istemediğiniz sarınız, nazar olur, başına bir şey gelir diye komşuya bile göstermediğiniz, hatta evladınıza bile göstermediğiniz ineğinizin tüm verileri bir başkasında. Köylüler bazen az verim aldığı halde yüksek söyler. Adam da ben bu sene dönme 1500 kilo işte mısır aldım. Yalan. Aslında bir ton almış. İtibar meselesi çünkü. O da ortadan kalmış. Ne kadar geliri var, ne kadar gideri var, adamın elinde kaç parası var, hepsi birileri tarafından biliniyor olacak. Bağımlılık oluşacak. İki şekilde bağımlılık. Bir, insan bu kadar devre dışı kalınca makinalara bağımlı hale gelir. İkincisi, sistem bu kadar teknolojiye bağımlı olunca sistem de bağımlı hale gelecek. Devletler. Ve işsizlik. Zaten hali hazırda ciddi bir işsizlik sorunu var. Bu onu arttırır mı? Tüm teknolojiler ilk sisteme girdiklerinde bir işsizlik yaratır. Sonrasında da kendi istihdam alanı olur. Yani tırpancıların buğday biçtiği bizim kasabamıza biçer atar makineler gelince tırpancılar işsiz kaldı. Ama sonra 40 tane kadar da biçer atar makinesi olan adam çıktı piyasaya.
Fakat o süreci iyi yönetmeniz lazım. Çünkü her daim yeni iş sahibi olan eski işini kaybeden kişi olmuyor. Dolayısıyla süreci çok iyi yönetmek gerekiyor. Değerli arkadaşlar, ben sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin açınızdan da keyifli ve faydalı bir sohbet olmuştur. Şimdi konuyla ilgili soruları alabiliriz diye düşünüyorum.